Elif Melek'le Sağlık Zaman'dan herkese merhabalar, mutlu ve güzel bir hafta diliyorum hepinize. Bugün yine sizler için mükemmel bir bölüm hazırladık ve harika iki konuk davet ettik. İlk konuğumuz kadın hastalıkları ve doğum uzmanı Operatör Doktor Zahide Küçük bizlerle olacak. Gebelikte beslenme ve gebeler oruç tutabilir mi gibi soruları kendisine yönelttik. Ve sonra hemen ardından medikal estetik hekimi Doktor Özge Aydın bize dolgu işlemlerinden ve dudak dolgusundan bahsedecek. Bakalım kendisinin geliştirmiş olduğu teknik nelermiş. Sonrasında da ben sizlere beslenme sorunlarının bireysel ve toplumsal etkilerinden bahsedeceğim. Bakalım bugün herkes aynasını elinde bulundursun. Beslenme sorunları cildimize ve saçımıza ne gibi etkilerde bulunuyor? Ekranlarınızın başından ayrılmayın. Elif Melek'le Sağlık Zamanı başlıyor. Konuğumuz kadın hastalıkları ve doğum uzmanı Operatör Doktor Zahide Küçük bizlerle. Kıymetli hocam hoş geldiniz. Hoş bulduk. Nasılsınız? Teşekkür ederim. Siz nasılsınız? Sizleri burada görmekten büyük mutluluk duyuyoruz. Teşekkür ederim. Onu ifade etmek isterim. Teşekkür ederim. Sağ olun. Hocam sizlerden biraz bilgi almak istiyoruz. Hangi konuda? Malum Ramazan ayındayız ve bize çok fazla soru geliyor. Gebeler Ramazan'da oruç tutmalı mı, tutabilir mi? Evet, bizim de gebelerimizden en sık aldığımız sorulardan birisi bu. İşte oruç tutalım mı hocam? Ama biz bunu ne yazık gebenin o anki durumuna, muayene durumuna göre karar veriyoruz. Yani ben buradan direkt gebeler oruç tutabilir ya da tutamaz gibi net bir ifade söyleyemem. Ama genel itibariyle gebeliğin mesela ilk 12-14. Haftasına kadar mide bulantısı, halsizlik, kusma gibi problemler sık görüldüğü için, iştahsızlık sık görüldüğü için tutma konularında böyle biraz daha dikkatli olmalarını, genellikle hatta tutmama yönünde olmalarını daha çok öneriyoruz. Gebeliği yine son haftalarında, özellikle 34. haftasından sonra bebekte büyüme hızlandığı için annenin de oruç tutması bebeğin gelişimini etkileyebileceği için yine tutmama yönünde aslında karar alabilirler. Bu aradaki haftalarda oruç tutmalarında aslında bir sakınca yok. Ama yine diyelim ki gebe kendini gayet güzel hissediyor, hiçbir sıkıntısı yok. Kesintisiz bir şekilde oruç tutmalarını yine istemiyoruz açıkçası. Böyle aralıklı oruç, işte bir gün tutup bir gün tutmama, iki gün tutup belki bir gün tutmama şeklinde oruç tutabilirler diye düşünüyorum. Ama dediğim gibi bunu muayene durumlarına göre kendi hekimlerine de mutlaka danışmalarını öneririm. Kesinlikle, çünkü Ramazan ayı evet hepimizin oruç tutmak istediği bir ay ama evet. Belki gebelikte belki mide bulantıları fazla olan kişiler daha büyük problem yaşayabilirler. Evet. Veya dediğiniz gibi ultrason takibinde hani ağırlığı daha düşük olan evet. bebekleri varsa beslenmeleri dikkatli olmaları da gerekiyor. Yani gebenin suyu azsa mesela, bebekte gelişme geriliği varsa, riskli bir gebelikse tutmalarını önermiyoruz. Evet hocam, bunlar da oldukça önemli. Evet. Evet, bir de çağımızın en büyük problemlerinden bir tanesi, kliniklerde de çok sıklıkla karşılaşıyoruz, gebe kalamama sorunu. Evet. Peki gebelik planlayan çiftlere ilk ev olarak neler tavsiye edersiniz? Gebelik planlayan çiftlere ilk olarak öncelikle bir kadın doğum uzmanına muayene olmalarını isterim. Biz ne yazık ki gebe kaldıktan sonra bazı problemleri fark ediyoruz ama o gebeler gebe kalmadan önce bize gelmiş olsalar o problemlerin aslında birçoğunu belki yaşamamış olacaklar. Genel bir kadın doğum muayenesi mutlaka olsunlar. Kadın doğum muayenesinde özellikle biz rahim iç yapısına bakıyoruz. Miyom, kist gibi durumlar var mı, bunlara bakıyoruz. Rahim iç yapısında bir düzensizlik varsa mesela bunların tedavisi için hastalarımızı yönlendiriyoruz. Onun harici genel bir rutin kan testlerine baksınlar. Bazen işte geliyor gebemiz, tiroid değerleri çok yüksek, çok ciddi bir kansızlık problemi var. Mesela biz bunların daha öncesinde, gebelik öncesinde aslında çözülmesini istiyoruz. Rutin kan değerlerine, idrarına, tiroid değerlerine, genel bir hormon, vitamin düzeylerine bakılması önemli. Onun harici folik asit başlayabilirler. Diyelim ki artık korunmayı bıraktılar, gebelik planlıyorlar. Ortalama gebelikten bir ay öncesinden folik asit kullanımını biz öneriyoruz. Ortalama 400 mikrogram kadar, çok yüksek doz folik asit kullanımı önermiyoruz. Kilo kontrolü mutlaka önemli. Çok yüksek kiloda olan ya da obezite sınırında olan kişilerde gebeliklerin daha sorunlu geçtiğini, işte erken doğum düşük tehlikesi, ya da zor bir doğum, iri bir bebek öykülerini daha sık görüyoruz. Obezite gibi bir durum varsa bunu da mutlaka öncesinde biraz daha dikkatli olmalarını istiyoruz. Sigara, alkol gibi bir problemleri varsa bunları mutlaka kesilmesini istiyoruz. Çünkü gebelik döneminde sigara, alkol kullanımı bebeğin gelişimini olumsuz yönde etkilemekte. Onun haricinde herhangi bir farklı bir rahatsızlığı olabilir. İşte antidepresan ilaçlar kullanabilir, farklı ilaçlar kullanabilir. Belki hekimi bu ilaçları değiştirmek isteyebilir gebelik düşündüğü için.
Böyle bir rahatsızlıkları varsa da ilgili hekime görünüp artık ben gebelik düşünüyorum, bu ilacı gebeliğimde de devam ettirebilir miyim şeklinde bir görüş almaları iyi olur. Kesinlikle bunun ortalama bir süresi de var galiba hocam, değil mi? Gebelikten önceki 3 ay. Evet, folik asit ortalama gebelikten önce 3 ay kadar başlayabilirler. Ama bazen oluyor, gebelerimiz çok panik oluyor. Ay hocam ben başlayamadım, bir şey olur mu çocuğumuza? Yok, hani o kadar da şey değil, ne diyeyim, hani bizim için çok da sıkıntılı bir durum değil gebelik öncesinde. 3 ay öncesinden başlayamadılarsa bunun için stres olmasınlar. Doğal sağlıklı besleniyorlarsa, her şeyi kararında tüketen zaten birisi ise folik asit düzeyi yeterlidir diye düşünürüz. Ama yine de başlayabiliyorsa 3 ay başlamadı, en azından 1 ay kadar kullanmalarını isteriz. Evet hocam, değerli bilgileriniz ve katkılarınız için çok teşekkür ediyorum. Kadınların diğer merak ettiği bir soruya geçmek istiyorum. Burada da derler ki, gebelikte tüketilmemesi gereken gıdalar var mı? Hocamız özellikle şunları yemeyin diyor mu? Evet, yani bunlarda aslında biraz sizle beraber gidiyoruz, kombine olarak gidiyoruz. Evet. Yani şöyle ki, gebelikte kesin şunu yemeyin diye aslında net böyle bir ifademiz yok. Ama genel itibariyle çiğ et, çiğ süt tarzı gıdalardan uzak durulması önemli. Çünkü bunlardan enfeksiyon kapma riskimiz var. Yine bu çiğ et, çiğ süt içeren gıdaları, bunlardan yapılmış ürünleri de tüketilmesini biz çok önermiyoruz. Salam, sosis gibi işlenmiş gıdaların tüketilmesi çok uygun değil. Hazır paketlenmiş ürünlerin tüketilmesi uygun değil. Böyle çok yağlı, kızartmalı, baharatlı gıdaları tüketmek uygun değil. Derin sularda yaşayan balıkları, kılıç balığı, iri uskumru gibi balıkların tüketilmesi aslında gebelikte uygun değil. Balık konusunda bazen gebeler işte hocam balık tüketilmemesi gerekiyormuş falan gibi ifadeler kullanıyorlar ama derin su balıklarının özellikle tüketilmesini istemiyoruz. Normal balık tüketimini haftanın 2-3 günü özellikle istiyoruz zaten. Bunun haricinde dengeli beslenmek çok önemli. Bazen işte hasta geliyor, hocam işte ben maydanoz yedim, bebeğime bir şey olur mu? Limon yenmemesi gerekiyormuş, hurma yenmemesi gerekiyormuş. Her şey kararında tüketilebilir. Sağlıklı, doğal olduğu sürece, kararında tüketildiği sürece şunu kesinlikle tüketmeyin diyeceğimiz bir şey yok. Evet hocam, hatta böyle gebeliğin artık son evrelerine doğru en çok alınan sorulardan bir tanesi de biz hurma yemeli miyiz yoksa yememeli miyiz? Hurma doğumu erken vakte alıyormuş gibi bilgiler var ama ben bunların çoğunun doğru olmadığını düşünüyorum. Şöyle, hurma biraz kasılmaları tetikliyor aslında. Yani hurma kararında dediğim gibi tüketilebilir. 1-2 tane hurma gebeliğin her haftasında tüketilebilir ama çok yoğun hurma tüketimi kasılmaları biraz tetikleyebilir. O yüzden biz de mesela 36. haftadan sonra biraz hurma tüketimi artırılabilir diye söylüyoruz. Çünkü dediğim gibi bir çok erken dönemde fazlaca miktar tüketilmesi belki kasılmaları artırıp erken doğum ihtimali oluşturabilir. Ama dediğim gibi son haftalarda daha rahat tüketilebilir. Evet, her zaman porsiyon ölçüsünü bilmek önemli. Bizde de şey var ya hocam, gebeyiz, aşeriyoruz, sürekli yiyoruz. Neyden ne kadar yediğimiz asla gözümüzün ölçüsünde değil. Evet. Bu noktada hastalarınızda nasıl bir yol izliyorsunuz hocam? Şöyle, aslında genellikle bir diyetisyen kontrollerinde olmaları da iyi olur bu açıdan. Çünkü biz kadın doğum uzmanı olarak işte daha çok bebeğin muayenesine odaklanıyoruz, annenin muayenesine odaklanıyoruz. Şundan şu kadar yiyeyim, bunu bu kadar yemişsin, işte şu kadar kilo alımız öne geçmiş, biraz şöyle dengeleyeyim gibi şeylere çok açıkçası yoğunluğumuzdan dolayı giremiyoruz. Gebelerimizin bu dönemde bir diyetisyen kontrollerinde olmaları iyi olur. Beraber bir yol almak çok daha sağlıklı oluyor. Hani kesinlikle dediğim gibi şunu şu kadar yiyin diye bir şeyimiz yok ama ara öğünleri, ana öğünleri tam olarak yapsınlar. Bazen gebelerde biz şunu da görüyoruz. İşte gece geç yatıyorlar. İşte sabah böyle 11-12 gibi uyanıp 1 gibi işte evet, kahvaltılarını yapıyorlar. Bu tarz bir beslenme gebelikte sağlıklı değil. Sabah 9 gibi kahvaltılarını yapmış olsunlar. 11 gibi ara öğün, 1 gibi öğle yemeği diyoruz. Yani bu düzen çok önemli. Gelişme gerili olan gebelerimize baktığımızda mesela bunu özellikle hemen ilk sorgularım. Kahvaltını kaçta yapıyorsun? Ara öğün yapıyor musun? Birçoğunda bunların böyle aksadığını görüyorum. Bunlar özellikle dikkat etsinler tabii ki. Evet, oldukça önemli bir konu. Evet. Teşekkür ederiz hocam. Peki gebelikten en iyi korunma yöntemi nedir? bu yine bizim aldığımız çokça sık aldığımız sorulardan birisi aslında. Gebelikten en iyi korunma yöntemi diye direkt bir kişiye bir şey diyemiyoruz aslında. Biz o kişinin o anki durumuna, muayene durumuna göre karar veriyoruz. Mesela yeni evlenmiş bir çifte
spiral uygun bir yöntem değildir. Cilt altı implantını çok önermeyiz. 3 aylık iğne gibi, aylık iğne gibi tedavileri çok önermiyoruz. Çünkü bunları çıkarttırdığımızda ya da yapmayı bıraktığımızda gebelik ihtimali biraz daha hemen ilk aylarda düşük olabiliyor. Bu yüzden biraz daha dikkatli olmak gerekiyor. Yeni evli bir çifte mesela daha çok kondom, doğum kontrol hapı gibi yöntemler tavsiye edilebilir. Onun haricinde 3-4 tane çocuğu var diyelim hastamızın. Bir daha hiç gebelik düşünmüyor. Tüp bağlatma düşünülebilir. Aylık iğneler, 3 aylık iğneler, doğum kontrol hapları gibi yöntemler, cilt altı implantı gibi yöntemler düşünülebilir. Evet hocam, bunlar da hayatın doğal akışını etkileyen durumlar. Evet, evet. Bazen şey de duyuyoruz, tüplerimi bağlatmama rağmen gebe kaldım. Ben evet. Ona pek ihtimal vermiyorum ki mümkün de değil, değil mi hocam? En korunaklı ya da en güvenilir evet, yöntem bu. Evet, en güvenilir yöntem tüp bağlama yöntemi. Ama şunu da diyebiliyoruz, hiçbir yöntemin de %100 garantisi yok ne yazık ki. Ne yaparsak yapalım, tüpleri de bağlatsak, işte en güzel yöntemi de kullansak hiçbir yönteme %100 kesinlikle gebe kalamazsın diyemiyoruz. Tüpleri bağlatan kişilerin çok nadiren de olsa gebe kalabildiğini görüyoruz. Burada da tüpü bağlayan teknik biraz önemli. Doktor sadece hiçbir şekilde kesmedi. O bölgeyi sadece yaktıysa tekrar tüp birleşebiliyor. Burada hekimin biraz o tekniği önemli bizim için. Ama dediğim gibi hiçbir yöntem %100 koruyucu değil. Evet hocam. Bir de kadınların en büyük problemi tabii doğumlar sonrasında veya fazla kasılmalar neticesinde bilemiyoruz. Birçok sebebi olabilir. Hı hı. İdrar kaçırma. Evet. Özellikle de yaş ilerledikçe bu problem daha da büyüyor. Bu noktada tedavi yöntemleri ve öneriler nasıldır? İdrar kaçırma aslında kadınlarda çok sık görülen ve genellikle biraz böyle göz ardı edilen bir durum. İşte sanki idrar kaçırma normalmiş gibi algılıyor kadınlar ve bize gelmemeye başlıyorlar. Biz işte böyle paylaşımlarımızla, sosyal medya platformlarından paylaşımlarımızla biraz daha bunun normal olmadığını duyurarak bu kadınların aslında biraz daha muayenelerini teşvik etmeye çalışıyoruz. Önceden mesela hastalarımız bize hiç söylemezdi ben idrar kaçırıyorum diye. Biz muayene esnasında kendimiz sorgulardık. İdrar kaçırma gibi bir probleminiz var mıydı? Evet kaçırıyorum ama herhalde normaldir diye söylemedim derlerdi. Şu aralar mesela biraz daha artık onları net bir şekilde ifade edebiliyorlar. İdrar kaçırmanın aslında birçok nedeni olduğu gibi farklı farklı da tedavileri var. Yani hasta mesela bize geliyor, ben işte idrar kaçırıyorum, ameliyat olmak istiyorum diye. Hayır, direkt tedavimiz ameliyat değil ya da her hastaya biz ameliyat önermiyoruz. İdrar kaçırmanın dediğim gibi tipleri var. Mesela birisi stres tip idrar kaçırma. Yani öksürmekle, hapşurmakla, gülmekle, ıkınmakla, zorlanmakla bir idrar kaçırma varsa eğer biz bu hastalarımıza ameliyat tedavisi öneriyoruz. Ameliyatta askı yöntemi kullanıyoruz ve bu kişileri yani çok zorlu ameliyatlar değil, iyileşme süreci hızlı ameliyatlar. Genellikle aynı gün ya da ertesi gün taburcu ettiğimiz hastalarımıza ameliyatlar. O yüzden hani böyle çok çok tedirgin olmasınlar. İkinci tip idrar kaçırma ise sıkışma tip idrar kaçırma. Hastanın idrarı gelir ama tuvalete gidene kadar idrarını tutamaz. O anda idrarını yapma ihtiyacı hisseder. Biz buna sıkışma tip ya da yetiştirememe tip idrar kaçırma diyoruz. Ve bunun tedavisi de ameliyat değil, ilaç tedavisi. Bu biraz daha zorlu bir tedavi. İlaç tedavilerinden bazen yanıt alamayabiliyorlar, fayda etmeyebiliyor. Farklı tedaviler uygulamamız gerekebiliyor. Farklı tedavilerden yine yanıt alamayan hastalarımız olabiliyor. Yani diğer tip idrar kaçırma daha güzel, etkili bir tedavi sağlarken bu sıkışma tip idrar kaçırma da böyle tedavi konusunda biraz böyle yetersiz kalabiliyor ilaç tedavi. Açıkçası. Bir de bazı hastalarda ikisi de birden oluyor. Hem öksürürken hem hapşururken kaçırıyor. Bir de tuvalete giderken de aynı zamanda yetiştirememe gibi problem oluyor. Böyle durumlarda da yine biz yani hastanın öncelikli şikayetine göre ameliyat artı ilaç tedavisi de planlayabiliyoruz. Evet hocam, bu durum birçok kadında var olmasına rağmen dediğiniz gibi belki ifade etmekten kaçınıyorlar evet. Veya farkındalık bile oluşmamış olabiliyor. Evet. Bugün bunu konuştuk, belki de ekranların başında izleyicilerimiz arasında böyle kişiler de var ve evet, belki aynen. Bunun için bir danışmanlık düşünebilirler. Kesinlikle. Yani diyorum ya, normal olarak kabul ediyorlar. Yaşım ileri zaten olur ya da zaten benim doğumum zor bir doğumdu ki idrar kaçırmaların en büyük nedeni de aslında zor doğumlar.
özellikle uzun süreli doğumlar, iri bebek doğumları, bunlar mesela idrar kaçırmanın en önemli nedenleri arasında. İşte doğumum zordu, normal, bunun tedavisi zaten olmaz gibi algıları, düşünceleri olabiliyor. Ama hiç öyle değil. Biz idrar kaçırması olan bir hastanın öncelikle bir muayene olmasın, ona göre bir yol izlemeyi öneririm. Evet kıymetli hocam. Yavaş yavaş programımızın sonuna gelirken size sormak istediğim bir sorumuz daha var. Cinsel isteksizlik neden olur? Evet. Bu da yine kadınların aslında birçok kadının göz ardı ettiği bir problem. Cinsel isteksizliğin aslında en önemli problemi psikolojik nedenler. Kişinin ailesiyle sıkıntılar olabilir, eşiyle sıkıntısı olabilir, güven problemi olabilir, cinsel istek için kendisini o gün uygun görmeyebilir, ortam uygun olmayabilir. Bu tarz durumlarda kadında bir cinsel isteksizlik olur zaten. Hani o kadın kendisini yine zorlarsa bu artık bir psikolojik problem haline de gelebilir. O yüzden ben hani hep söylüyorum, ortam uygun olsun, sizin istediğiniz dönem olsun, eşinizle mümkünse aranızda iyi olsun. Hani bunlar özellikle dikkat edilmesi iyi olabilir. Bazı kadınlar mesela gebe kalmaya sadece odaklı oluyorlar ya da bazı kadınlar gebe kalmamaya odaklı oluyorlar. Böylelikle tabii ki yine bunun sonucunda cinsel isteksizlik gibi bir problem olmuş oluyor. Bununla birlikte genital bölgedeki genişlemeler, bu genişlemeler de isteksizliğin en önemli nedenler arasında. Özellikle işte zorlu doğumlar yaptı, doğumdan sonra bir genital bölgede genişleme oldu. Buna bağlı olarak cinsel isteksizlik olabilir. Bunun tedavileri aslında çok da kolaydır. Biz ameliyatla ya da lazer tedavileriyle daraltma işlemi yapabiliyoruz ve bu isteksizliğin de önüne büyük ölçüde geçmiş oluyoruz. Yine genital bölgedeki enfeksiyonlar, kadınlarda çok sık görülüyor genital bölge enfeksiyonu. Ama ne yazık ki hani bu da bir göz ardı edilen nedenler arasında. Bir enfeksiyon varsa cinsel ilişki sırasında acıma, yanma, kanama gibi problemler sık görülür. Bu da isteksizliğe neden olabilir. Onun haricinde bu bölgede yapısal bir anomali olabilir. Perde olabilir, kızlık zarıyla alakalı problemler olabilir. Bunlar da isteksizliğin en önemli nedenleri. Bir de tabii ki menopoz. Menopoz sürecinde de biz isteksizliği sık görüyoruz. Çünkü menopoz döneminde hormonların da etkisiyle genital bölgede kuruluk gibi bir durum olabilir. Bu kuruluğa bağlı olarak da yine isteksizlik olabilir. Evet kıymetli hocam, güncel. Herkesin belki de yaşadığı ama söyleyemedikleri, itiraf edemedikleri birçok konuya bugün değindik. İyi ki geldiniz, değerli vaktinizi ayırdığınız için çok teşekkür ediyoruz. Ben teşekkür ederim. Çok keyifli bir yayın oldu. Size de başarılar diliyorum. Ben teşekkür ediyorum kıymetli hocam. Kadın hastalıkları ve doğum uzmanı operatör doktor Zahide Küçük'ü ağırlıyor. Sıradaki konuğumuz doktor Özge Aydın'la devam ediyoruz. Sıradaki konuğumuz medikal estetik hekimi Doktor Özge Aydın'ın katılımıyla Elif Melek'le sağlık zamanı kaldığı yerden devam ediyor. Kıymetli hocam hoş geldiniz. Hoş bulduk. Çok teşekkür ederim beni davet ettiğiniz için. Biz teşekkür ederiz. Vakit ayırıp geldiğiniz için çok güzel oldu. Evet. Çok heyecanlıyım. Zira konular da birçok kişinin dikkatini çeken ve merak ettiği konular. Doğru. Hazırsanız hemen başlıyorum sevgili hocam. Tabii ki. Kıymetli hocam, cilt sağlığı ve beslenme arasındaki ilişkiyi sizden dinlemek isteriz. Tabii ki. Aslında senin profesyonel olduğun bir konu bu. Sağlıklı beslenmek, sağlıklı bir diyet direkt sağlıklı bir ciltle de ilişkili. Ben birçok işlemimde öncesinde mutlaka hastamın minerallerini, vitaminlerini, kan değerlerini, beslenme şeklini kontrol ederim. Eğer bunlarda bir hata, bir bozukluk görürsem önce onu düzeltirim. Daha sonra diğer tedavilere geçerim. Çünkü alacağımız tedavilerin sonuçlarını da kesinlikle etkileyen bir konudur bu. Gençler aslında bu konuya şu günlerde çok dikkat etmiyorlar. Yani yedikleri besinlerin ne kadar önemli olduğunu, tüm organlarının yanı sıra cildimize de çok fazla ilişkili olduğunu çok fazla dikkat etmiyorlar. O nedenle de ben üzülerek görüyorum ki son yıllarda böyle işte fast foodlar, paketli gıdaların falan çok fazla tüketimiyle gençlerin biz öyle pırıl pırıl ciltlerle görmek isterken bazen hiç de yaşlarına yakışmayan, işte gözenekleri büyümüş, yorgun, mat ya da işte türlü ciltler görüyoruz. Bunlar aslında gençliklerinin, güzelliklerinin farkında olmadıkları için çok iyi beslenmediğinde ortaya çıkan görüntüler veya problemler. Hemen diyetini soruyorum, sorguluyorum. Ne yiyorsun?
Genellikle bu tür problemler işte hazır gıdaları çok tüketen gençlerimizde oluyor. Aynı şey tabii ki bizim yaşlarımızda da, işte ileri yaşlarda da söz konusu. Diyetine çok dikkat eden cildi pırıl pırılken, diyetine hiç dikkat etmeyen cildinde bir sürü problem olabiliyor. Birçok akne problemini mesela diyetini düzenleyerek şey yapabiliyoruz, üstesinden gelebiliyoruz. Kullandığımız kremler, yapılan lazer tedavileri, tüm bunlardan önce mutlaka cilt sağlığı için iç sağlığımızı düzeltmemiz gerekiyor. Daha sonra diğer tedavilere geçiyoruz ve o zaman inanın çok daha güzel sonuçlar alıyoruz. Ben bunu çok kez yaşadım. Gerekli vitaminini, mineralini ve diğer işte desteklerini uyguladıktan sonra hastama yaptığım tedaviler çok daha başarılı sonuçlar ortaya koydu. O nedenle gerçekten çok önem vermemiz gerekiyor yediğimize, içtiğimize. Kesinlikle hocam. Özellikle gençlerde bahsettiğiniz gibi akne problemi çok çok fazla görülüyor ve o kadar derin, yoğun iltihaplı akneler ki doğrudan diyoruz siz çok fazla enerji alıyorsunuz. Yoğun bir kalori artışı var. Aynı zamanda da yağlı besinler tercih ediyorsunuz ki evet. Fast foodlar, cipsler, asitli gazlı içecekler en büyük düşmanımız. Tabii. Hatta şeker tüketiminin fazla olması cildin kolajen üretimini azalttığı için dediğiniz gibi o maalesef yaşına uygun bir görüntü karşımıza çıkmıyor. Ve hocam bu akneler iz olarak da kalabiliyor değil mi? Doğru. Bunun ilerleyen süreçte tedavisi var mıdır? Varsa nasıldır? Kesinlikle gençlerimizin en çok önem verdiği konulardan biri bu akne izleri aslına bakarsanız. Akne izlerini de tabii ki tedavi edecek çok iyi teknolojide cihazlarımız var. Özellikle son yıllarda teknolojisi son derece ilerleyen özel altın iğne ile yaptığımız tedaviler fraksiyonel lazerlerin yerini almaya başladı. Çünkü fraksiyonel lazerler ilk başta altın standart olarak kabul edilirken bu akne izi tedavisinde şimdilerde daha çok iğneli özellikle altın iğne diye halk arasında bilinen iğneli radyo frekans cihazları çok güzel sonuç veriyor. Fakat biz aslında bunlarla birlikte kombine ettiğimiz kök hücreler, işte bazı aşılar, gençlik aşısı adı altında biliniyor. Bunlarla kombine ettiğimizde çok daha güzel, çok daha hızlı sonuçlar alabiliyoruz ve hastalarımızın yüzünü güldürebiliyoruz. Bu da bize çok büyük keyif veriyor. Eskiden daha çok fraksiyonel lazerler tercih ediliyordu ve altın standart olarak geçmişti literatürlere. Fakat fraksiyonel lazerin uygulamadan sonra bir 10 günlük bir kabuklu dönemi var. İnsanlar bu kabuklu dönemi istemiyorlar. Yani sosyal hayattan uzaklaşmak istemiyorlar. O kabuklu dönemi dışarıda göstermek istemiyorlar. O iyileşme döneminin uzun olmasını istemiyorlar. Bu nedenle biraz daha işte altın iğne dediğimiz iğneli radyo frekanslar almaya başladı onların yerini. Ve hemen ertesi gün sosyal hayata devam edebilmesi, ne kabuğun olması, ne kızarıklığın, herhangi bir şey yapılmamış gibi hayatına devam edebilmesi tabii çok büyük bir avantaj bizim için hem de hastalarımız için. Güzel sonuçlar alıyoruz bu şekilde. Kesinlikle o kabuklanma, efendim işte soyulma ve o kabarma görüntüsü çalışan birisi için veya sosyal hayatı sürekli aktif olan birisi için çok zor çok bir tedavi. Sıkıntılı bir. Ama diğer tedavi biraz daha pratik kolay ve hemen hayata dönüş sağlıyor. Hocam size sosyal medyada bir etiket açmışlar. Lip Queen. Evet. Yurt dışından da hastalar veya sizi takip edenler bu etiketi kullanıyorlar. Bunun bir hikayesi var mı? Neden Lip Queen? Şimdi aslında ben güzel sanatlara da çok önem veririm. Ve benim için çok hassas bir konu bu. Özellikle dudaklar. Çünkü dudaklar yüzümüzün tam ortasında. Hareketleriyle, kas hareketleriyle, zarafetiyle, İşte konuşmamızdaki anlamıyla çok özel bir yere sahip. Yani biz dudaklarımız güzel olduğunda gerçekten çok çekici ve çok hoş görünebiliyoruz. Aksi durumda da bu bizi mutsuz eden bir konu. Gerçekten çok özel bir doku. Ben uzun yıllardır hani çok spesifik olarak çalışıyorum bu konuda. Dünyanın birçok yerini gezdim. İşte Moskova, Dubai, Dağıstan,
Monaco, İtalya birçok yeri gördüm, gezdim, teknikleri inceledim ve kendime has bir teknik geliştirdim. Ve çok şey yapıyorum, özenerek yapıyorum, büyük bir aşkla yapıyorum bu işi. Onun için de hastalarım sağ olsunlar, meslektaşlarım sağ olsunlar bana böyle bir lakap uygun gördüler. Ben de saygıyla kabullendim ve çok da hoşuma gitti. Gerçekten de yurt dışından bile şey hastalar sırf dudak uygulaması için geliyorlar. Çünkü dudak o kadar özel bir yapı ki onun özel kompartmanları olduğu daha yeni yeni ortaya çıkıyor. Aslında dudağımızda yaklaşık 24 tane kompartman var. Yani inanabiliyor musunuz o küçücük dokuda? Ve çok özel bir dokuya sahip, yapı olarak, tabii, renk olarak, şekil olarak ve kas hareketleriyle, mimiklerimizle her birimizin, ben yıllardır yapıyorum bu işi, her birimizin kendine öz, kendine has hareketleri, kas hareketleri ve dokusu var. Gerçekten birimiz diğerimize benzemiyoruz. O nedenle tabii ki standart bir teknik yok. Fakat her dudağın kendine has bir güzelliğinin ortaya çıkması mümkün. Fakat üzülerek son zamanlarda aşırı uygulamalar görüyoruz. Dudağın o zarif dokusunu bozan uygulamalar görüyoruz. Çok ehil olmayan yerlerde yapılan uygulamalar bunlar. Ya da işte ruhsatsız yerlerde yapılan. Bu tip durumlarda dudak yapısı bozuldu mu bir daha bunun geri dönüşü olmuyor maalesef. Aynı zamanda ördek dudak gibi siz söyleyince bir anda gözümde canlandı. Aynen öyle. Veya bir kısmın daha yoğun dolgu yapılması, hı-hı, sonucu daha böyle ağır görünmesi. Evet. Veya konuşurken kadının konuşamaması. Evet, fırlaması dudaklarının. Aynen özellikle. Öyle. Zaten literatüre de böyle geçti. Melekciğim. Ördek dudak. Ördek dudak, duck lips diye geçti. Fazla uygulanması, tekniğin uygun olmaması, fazla miktarda dolgu kullanılması ve yani dokuya çok saygılı hareket edilmemesi, bazen uygun olmayan dolguların kullanılması, üst üste yapılması gibi yanlış teknikler gibi şeylerle işte hoş olmayan görüntülerle karşılaşıyoruz. Ve insanlar da zannediyor ki dudak dolgusu böyle bir şey ve bu nedenle de çok korkuyorlar. Halbuki dudak dolgusu yaptığınızda kimse anlamayabilir. Yani sadece hafif bir şekillendirme bile yapılan işlemi, güzelliğini, dudağın güzelliğini ortaya koyabilir. Ama işte bu tip böyle kötü görüntüler, dudak dolgusu sanki böyle yapılırmış gibi bir algı var maalesef. O nedenle insanlar çok korkuyorlar. Gelip oturuyorlar mesela karşıma. Ben asla öyle olmak istemiyorum. Zaten öyle olmayacaksınız. Ama dudağınızın o güzel yapısı biraz daha belki ortaya çıkacak. Ya da düzeltilmesi gereken asimetriler olabilir. Bunlar düzeltilebilir. Ve her uygulamadan sonra hastalarımıza sarılarak ayrılıyoruz. O kadar mutlu oluyorlar ki Allah da bunu bana nasip etti. Yani bu mutluluğu gerçekten karşılıklı o mutluluğu yaşamak benim için çok özel. Ve çok güzel bir duygu. Hem onun mutlu olması beni mutlu ediyor. Hem de ben böyle bir şey ortaya koyduğum için çok mutlu oluyorum. Gerçekten çok keyifli. Evet hocam. Peki bu dudak dolgu işleminin kalıcılığı ne kadar sürüyor? Hani kimisi 2 yıl, kimisi 6 ay gibi bilgiler var. Ortalama aslında dudağa uygun bir dolgu seçildiğinde 6 ile 8 ay ilk başta kalır. Hı hı. Fakat ikinci uygulamadan sonra bu 1-1,5 yılı bulabilir. Hatta üçüncü uygulamadan sonra belki de bir başka dolguya ihtiyaç duymayacaksınız. O nedenle lütfen ama lütfen çok özen gösterin yaptırdığınız yere. Bir ehil bir doktorun yapması gerekiyor hani bu işi. Çünkü yapılan uygulamalar kalıcı. İnsanlar bilinenin aksine dudak dolgusunun eridiğini düşünüyorlar. Halbuki bilinenin aksine dudak dolgusu erimiyor. Yani o nedenle bunu yaptırayım nasılsa erir gibi bir düşünce gerçekten çok büyük bir yanlış. Ve o alttaki dolgu eğer doğru olmayan bir yerde yapılmışsa, doktor olmayan biri tarafından yapılmışsa, alttaki dolgu nedeniyle yeni yapılacak dolgunun da güzel olması pek mümkün olmuyor. Ha, bu durumda ne yapıyoruz? Eritiyoruz dudaktaki dolguyu. Hı hı.
Fakat ne gerek var böyle bir şeye? Yani dudağı hasarlamaya ya da şey yapmaya, ikinci bir işlem yapmaya gerek olmadığını düşünüyorum. O nedenle çok özen göstersinler, çok araştırsınlar. Evet hocam, özellikle o ördek dudak görüntüsü dediğiniz gibi, dudak dolgusu dediğinde akılda ilk canlanan görüntü kesinlikle, maalesef. Kesinlikle ama yanlış. Peki hastalar bu mesela bir standardı var dediniz ya, herhangi bir adı var mı bu işlemin, hani ben o şekilde istiyorum diyebilecekleri? Yoksa evet, sizin bahsettiğiniz kendinize uygun teknik mi diğerlerinden daha büyük bir fark ortaya koyuyor, onu da belirtelim. Tabii ki. Aslında birçok teknik var. Çok fazla da teknik ismi var. Standart teknik var. Russian Lips dediğimiz Rus tekniği, dudak dolgusu var. Ego Lips var. Birçok teknik var aslında. Her dudağa yaklaşım çok farklı. Ben bunların aslında kombinasyonunu uyguluyorum. Yani mix ediyorum bu teknikleri. Hangi dudakta eğer hangi teknik uygunsa o tekniği tercih ediyorum. Genellikle insanlar dudaklarının biraz yukarıya doğru kıvrılmasını, dudak burun mesafesinin biraz kısalmasını istiyorlar. Ama tabii ki öne çıkacak şekilde değil. Daha çok düz bir projeksiyon istiyorlar. Yani burada bir öne çıkma istemiyorlar. Benim kullandığım teknikte dudağı öne çıkarsanız bile dudak yukarı ve arkaya kıvrılıyor. Bu çok özel bir teknik. Diğer tekniklerde ise dudağı ileri doğru çıkarttığınızda, yani öpücük şeklinde ileri doğru çıkarttığınızda dudak ileri doğru fırlıyor, evet, ve uzuyor. Bu çok kötü bir görüntü. Bu nedenle teknik gerçekten çok çok önemli. Kullandığınız materyal çok önemli. Approval, yani Sağlık Bakanlığı tarafından, işte FDA tarafından onaylanmış ürünler kullanılması çok önemli. Dudağa uygun olması çok önemli. Ne sert ne yumuşak, orta sertlikte bir materyal seçilmesi önemli. Ve tabii ki takibi önemli. Kesinlikle. Özellikle de dediğiniz gibi hocam, öpücük gibi dışarı fırlayan dudaklar. Evet. Ama onların da nasıl olsa telafisi olabiliyor sanırım. Eritilebiliyor. Ama yine de bazen inanın scar'la bile karşılaştım. Dudak taş gibi olmuş mesela. Ne kullanıldığını bilmiyoruz tabii ki. İçeriye dolguyu almıyor. Öyle şeylerle karşı erimiyor mesela. Sarkmış dudak, onu toparlamak için başka uygulamalar gerekiyor. Yani lütfen çok dikkatli olun. Aşırı uygulamalardan kaçının diye özellikle uyarmak istiyorum. Bazı şeylerin geri dönüşü olmuyor. Ama iyi bir dolgu kullanılmışsa, az miktarda kullanılmışsa eritilebiliyor. Evet kıymetli hocam, programımızın sonuna geldik. Katılımınız için çok teşekkür ediyorum. Çok teşekkür ederim. Çok keyifliydi. Öyle, benim için de öyleydi. Çok teşekkür ederim. Başarılarınızın da devamını dilerim. Bizler de aynı şekilde yeni programlarda yeniden görüşmek üzere. Görüşmek üzere. Diyelim hocam, kıymetli hocam. Medikal Estetik Hekimi Doktor Özge Aydın'ı uğurlarken şimdi sırada ben, uzman diyetisyen Elif Melek Avcı Dursun, beslenme sorunları ve karşımıza çıkan problemleri sizlerle paylaşacağım. Ekranlarınızın başından ayrılmayın. Bugün sizlerle beslenme sorunları neler, beslenme problemlerine bağlı olarak gelişen hastalıklar ve beslenmenin yaşam kalitesi üzerine etkilerini değerlendireceğiz. Öncelikle ülkemizde her yaş grubunun ve her bireyin farklı farklı beslenme sorunları olduğunu belirtmekte fayda var. Ama bunları temel olarak dörde ayıracak olursak, örneğin gebe ve emzikliler, yaşlılar, çocuklar, gelişme dönemindeki bireyler gibi sınıflandırdığımız takdirde bu grupların özel besinsel yetersizlikleri olabileceğini göz önünde bulundurmak yanlış olmaz. Özellikle D vitamini eksikliği, demir eksikliği, buna bağlı olarak gelişme problemleri, aynı zamanda kalsiyum, D vitamini gibi hem kemik yapısını hem kas yapısını besleyen bazı bileşenlerin yetersiz olması hem büyüme ve gelişmeyi olumsuz etkilerken hem de gebe emzikli gibi özel durumu olan ve fazla da daha fazla beslenmesi gerekirken beslenmesine daha fazla önem vermesi gereken grupları doğrudan etkileyen problemler olduğunu söylemek yanlış olmaz. Özellikle çinko, A vitamini, B12, B6 gibi eksiklikler toplumun büyük bir kısmında maalesef karşımıza çıkıyor. Bazı beslenme müdahale uygulamaları da olabiliyor. Örneğin üreme çağında olan kadınların %20'sinde demir eksikliğini giderme gibi programlar olabiliyor. Bu da ne demek? Aslında üreme çağındaki kadınlarda demir eksikliği çok sık
görülen bir beslenme problemi. Peki bunun başını çeken şey ne? Özellikle kırmızı et tüketiminin yetersiz olması, yumurta gibi hayvansal gıda kaynaklarından elde ettiğimiz B12'nin fazla miktarda değil, neredeyse yetersizlik durumunda olması bunların sebeplerinden bazıları. Haricinde halk sağlığı planlamalarına baktığımız takdirde özellikle bulaşıcı olmayan hastalıkların ölüm sebepleri arasında %52'lik bir orana sahip olduğunu görüyoruz. Bu da mesela kalp ve damar hastalıkları olarak adlandırılabilir. Peki burada besin yetersizliğinden veya eksikliğinden kaynaklı bir problem olduğunu mu düşünmeliyiz? Hayır, tam tersi aşırı beslenme, aşırı enerji alımı ve enerji dengesinin bozulması olarak da söyleyebiliriz. Yani beslenmenin hangi açıdan doğru, hangi açıdan yanlış olduğunu aslında toplumda sıklıkla görülen rahatsızlıklardan veya vitamin mineral eksikliklerinden saptamak mümkün. Özellikle iskemik kalp hastalıkları, çoğu zaman enfeksiyon rahatsızlıkları ve buna bağlı olarak ani ölümlerin gerçekleşmesi veya anne bebek ölümlerindeki hızlı artış, bebeklerin emzirme süresinin ve sıklığının yetersiz olması da aslında toplumun beslenme sorunları olduğunu gösterir. O yüzden beslenmenin rol oynadığı hastalıkları genelleyecek olursak başta bazı kanser türlerini verebiliriz veya osteoporoz, osteoartrit gibi özellikle kemik gelişiminin olumsuz etkilendiği veya kemik yapısının olumsuz etkilendiği durumlar genelde kadınlarda menopoz döneminde karşımıza çıkar. Bu da yaşlılığa doğru giden hayat sürecinin aslında bu noktasında beslenmeyi çok da iyi idame ettiremediğimizi gösterir. Bu noktada ne diyoruz? Osteoporozdan ve kemik erimesinden korunabilmek için özellikle 40 yaş üstü kadınların günlük 2 bardak süt ve süt ürünlerini mutlaka beslenme programlarına eklemeleri gerektiğini vurguluyoruz. Tabii menopoz öncesindeki beslenme durumu da genel beslenme sorunlarını tetikleyebilir. Örneğin çok fazla çay ve kahvenin tüketimi, asitli gazlı içeceklerin tüketimi, D vitamini yetersizliği, strese bağlı faktörler ve fiziksel aktivitenin yetersiz yapılması gibi durumlar maalesef neye sebep olur? Yine kemik mineral yapısında bozulmalara sebep olabilir her yaş grubunda. Yine beslenmenin önemli bir bileşen olarak eşlik ettiği farklı hastalıklar var. Mesela en sık duyduğumuz tip 2 diyabet, kalp ve damar rahatsızlıkları, yüksek tansiyon ve obezite olarak bunları sınıflandırabiliriz. Yani burada yetersiz, dengesiz veya aşırı bir beslenme durumunun neye sebep olduğunu söyleyebiliriz. Çeşitli obeziteye bağlı kronik rahatsızlıkları beraberinde getirdiğini ifade edebiliriz. Yine aynı şekilde bazı besin öğelerinin yetersiz kaldığı durumlarda, mesela protein enerji malnütrisyonu veya farklı enfeksiyonel hastalıklar, anemi, skorbut ve raşitizm gibi durumları da görebiliyoruz. Özellikle raşitizm, D vitamini yetersizliği olan çocuklarda veya büyüme çağındaki kişilerde karşımıza çıkabiliyor. Fakat bunun tedavisi oldukça basit. D vitamini takviyeleri veya daha sık güneşlenmek. Aynı zamanda skorbut dediğimiz diş eti kanamalarının sık olması yine çok basit bir çözümle C vitamininin beslenmeye daha fazla eklenmesi veya C vitamini kayıplarına sebep olan kaynakların örneğin çok fazla tütün mamullerinin veya alkolün tüketilmesi veya yetersiz meyve sebze alımının ortadan kaldırılması bu durumda yararlı etki sağlayabilir. Bir de çift yönlü hastalık yüküne sahip olan durumlar söz konusu. Yani ne demek bu? Kişi hem yetersiz besleniyor hem de aşırı besleniyor. Burada da karşımıza fazla beslenme modeli yani obezite çıkıyor. Dolayısıyla bu da hem toplumda hem ailede hem de bireylerin her birinde maalesef çeşitli besinsel eksikliklerin olduğunu gösteriyor. Özellikle obez bireylerde yine D vitamini seviyelerinin yetersiz olduğunu görüyoruz. Bazen B12, bazen anemi yani demir eksikliğinin olduğunu görüyoruz. Bu da ne anlama geliyor? Demek ki besin çeşitliliği konusunda yetersiz beslenen biri karşımızda. Veya tek tip besleniyor, saçları hızlı dökülüyor. Özellikle bugün kadınların en büyük derdi olan saç dökülmesi en büyük korkularımızdan biri. Hem de her yaş grubunda. Acaba bu saç dökülmesinin altında besinsel veya yanlış beslenmeye yönelik problemler olabilir mi? Tabii ki olabilir. Neticede saç bir kaynaktan besleniyor ve o beslendiği kaynakta
bizim seçtiğimiz besinlerle ortaya çıkıyor. O yüzden saçı besleyen, örneğin avokado, ceviz, badem, yumurta gibi besinler saçlara iyi gelir demek tek başına yetersiz olur. Besinlerin sinerjik etkisi, yani besinlerin birbiri arasındaki pozitif dengeyi artıracak yönde beslenmek en doğru yol olacaktır. Siz bir yandan B12 kaynaklarını veya biyotin içeren besin kaynaklarını veya iyi kalitede protein içeren besinleri tüketirken bir yandan da fiziksel olarak hareketsizseniz, bir yandan saç hijyeninizi, deri hijyeninizi sağlamıyorsanız veyahut asitli gazlı içecekleri çok fazla tüketiyor ve maalesef tütün mamulleri kullanıyorsanız tükettiğiniz gıdalar yeterli miktarda size biyo yararlanım sağlamayabilir. O yüzden koyduğumuz hedeflerin sürdürülebilir olabilmesi adına mutlaka ne yapmalı? Yaşam tarzı değişikliklerini sağlamalıyız. Bununla birlikte daha önceden ülkemizde yapılmış bazı besin destekleri programları var. Mesela ülkemizde demir eksikliği çok fazla görüldüğü için demir destekleri bebeklik döneminde, çocukluk döneminde günlük sağlanmış. Bununla beraber iyotlu tuz programı, zira iyotun çocuklarda zeka puanından tutun da sinirsel gelişime kadar her noktada yer aldığını biliyoruz. Fakat iyotu ayrıyetten bir ekstrat veya bir preparat olarak almanın ne kadar doğru olduğunu bilmiyoruz. O yüzden yeterli bir çalışma bulunmadığı için iyotlu tuz tercih etmenin günlük iyot gereksinimini iyi bir şekilde karşılayacağını söylemek yanlış olmaz. Yine toplumumuzda sıklıkla görülen folik asit ve D vitamini eksikliğine yönelik de çalışmalar devam etmekte. Bunların dışında hem yetersiz beslenmede görülen hem de aşırı beslenmede görülen bazı problemler var. Mesela onlara biraz değinelim istiyorum. Beslenme yetersizliğinde ne karşımıza çıkıyor? Potasyum ve kalsiyum yetersizlikleri, iyot, flor yetersizlikleri karşımıza çıkabiliyor. Aynı zamanda B grubuna dahil bütün vitaminler, B6, B12, bakın bunları tek tek birer preparat olarak almaya çalışsak maalesef evimiz bir yığın ilaçla dolar ve her gün avuç dolusu haplar içmek zorunda kalırız. Fakat biz beslenmeciler olarak ne istiyoruz? Böyle bir hayat sürdürülemez olduğu için besin çeşitliliğini sağlamanızı, besinlerde rengarenk bir tabak oluşturmanızı ve besinlerden en iyi şekilde yararlanım sağlayabilecek tüketim zamanlarını ve pişirme tekniklerini kullanmanızı arzu ediyoruz. Antioksidan kaynağı olan gıdalar tek bir besinde bulunmaz veya posa kaynağı olan gıdalar tek bir yerde yer almaz. O yüzden ne kadar çok çeşitli, dengeli ve her şeyi tüketirsek o kadar sağlıklı oluruz. Mesela C vitamini için bütün meyve ve sebzelerin iyi bir kaynak olduğunu söyleyebiliriz. Dolayısıyla hayatında hiç sebze tüketmeyen, yeşillik sevmeyen, meyve yemeyen kişilerin tabii ki sağlıklı bir hayat sürmeleri veya bağışıklık fonksiyonlarının çok çok iyi olmasını beklemeyiz. Veya bunu bir ilaç takviyesi olarak aldıklarında uzun sürede kalıcı bir etki görmeyi tabii ki ummayız. Çünkü neden? Beslenme bozukluklarından dolayı maalesef vücudumuzda bazı eksiklikler karşımıza çıkıyor. Yine aynı şekilde aşırı beslenmeye bağlı da örneğin vücudumuzda aşırı bir doymuş yağ alımının olması, tuz alımının, bununla beraber alkol ve rafine gıdaların çok fazla tüketilmesi sağlık üzerinde ciddi maalesef etkilere sahip. Özellikle kalp ve damar sağlığı. Obezite, vücut yağlanması, iç organ yağlanmalarının artması gibi durumlarda en çok karşımıza ne çıkıyor? Maalesef kalp ve damar rahatsızlıkları, buna bağlı olarak veya eşlik eden diyabet. Burada da neyi görüyoruz? Kalori değeri olarak paket bilgilerini okumak yeterli değil. Ne demek istiyorum? Siz bugün belki kahvaltıda şu an 300 kalorilik bir poğaça, börek veya şekerli, çikolatalı bir besin tüketiyorsunuz. Ve hemen akıllı saatinize bakıp ben bunun 300 kalori olduğunu hesapladım ve biraz yürüyüş yapayım, biraz egzersiz yapayım, biraz sporla ben bu kaloriyi yakayım deseniz bile maalesef yeterli sonuca ulaşamıyoruz. Çünkü neden? Burada almış olduğunuz fazla enerji hızlı bir şekilde sizin hormonlarınızı uyararak yağlanmaya çoktan başlamıştır bile. Dolayısıyla buradaki yanlış uygulamalar veya yanlış bilgiler ne yazık ki hızlı bir şekilde kilo artışıyla metabolik sendromu desteklemektedirler. Tabii sadece şişmanlığa bağlı kronik hastalıklar değil konumuz. Aynı zamanda yetersiz enerji almaya bağlı olarak da bazı
hastalıklar karşımıza çıkıyor. Mesela protein enerji yetersizliği. Hep böyle aklımıza Afrika'da açlıktan ölen veya işte incecik kalan çocuklar gelir ya. Evet, onlar da maalesef besin yetersizliğinden kaynaklı. Dünyada neredeyse 9 milyon kişi açlıkla mücadele halinde. Yine aynı zamanda demir eksikliği, A vitamini, iyot eksikliği, folat ve D vitamini eksikliği maalesef beslenmenin yetersiz olduğunun bir göstergesi. Peki bunu saptamak için ne yapmalı? Düzenli rutin bir hekim muayenesi, kan tahlilleri bakılarak durumunuz değerlendirilmeli. Kısa bir reklam arasının ardından beslenme sorunlarının vücudumuzda ve toplumumuzda yarattığı etkileri değerlendirmeye devam edeceğiz. Elif Melek'le Sağlık Zamanı reklamlardan sonra devam edecek. Kısa bir aranın ardından Elif Melek'le Sağlık Zamanı'nda kaldığımız yerden devam ediyoruz. Konumuz beslenme sorunlarının bireysel ve toplumsal etkileriydi aslında. Ve neye geldik? Çift yönlü hastalık yük oluşma durumuna. Yani ne demek? Hem yetersiz beslenme durumundan hem de aşırı beslenme durumundan kaynaklı olarak hem obezitenin hem de yetersiz besin kaynaklarının bir arada olması obeziteyi daha da tetikleyebiliyor. Mesela bir örnek verelim. Bir kadının demir eksikliği var ve kendini sürekli yorgun, halsiz, enerjisiz ve mutsuz hissediyor. Ve kendine gelebilmek için veya kendini daha iyi hissedebilmek için bu sefer ne arayışına giriyor? Daha yoğun enerji kaynağına sahip ve daha yoğun şekerli veya daha basit karbonhidratların olduğu bir öğün veya atıştırmalık arıyor. Ne yapacak? Bunu tükettikten sonra kendini daha iyi, daha enerjik ve mutlu hissedecek. Oysa ki kısa süreli. Yani nasıl? Ortalama 1,5-2 saat evet bir mutluluk veya enerjide yükselme meydana gelir. Fakat sonrasında kan şekerinin düşmesiyle ve hızlı bir şekilde düşmesiyle birlikte daha fazla yorgunluk, daha fazla enerjisizlik ve sonraki dönemde de hızlı bir kilo artışıyla karşımıza çıkacak. Aslında seçtiği gıdaya baktığımız zaman ne var burada? En çok insanların ihtiyaç duyduğu şey bu dönemlerde demir eksikliği olduğunda tatlı, çikolata yoğunluklu gıdalar, kekler, pastalar, börekler, hamur işleri veya tadı dahi aklımıza gelmeyecek yoğun kalorili tek öğünlük besinler olabiliyor. Dolayısıyla burada da neyi görüyoruz baktığımız zaman? Kişi zaten bir besin kaynağı yönünden yetersizlik çekiyor. Akabinde tercih ettiği gıdalar da maalesef besleyici özellikleri düşük, kalori bakımından yüksek ve hızlı kilo aldırıcı bir besin oluyor. Sonra genel tabloyu incelediğimizde kişinin hızlı bir şekilde kilo alması mutsuzluğunu artırıyor. Depresyon duygusunu artırıyor. Kendini insanlara karşı izole ediyor, sosyal bir izolasyona giriyor. Aynı zamanda sürekli kendisiyle çatıştığı için mental olarak sürekli bir mutsuzluk ve yeme halinin devam etmesi karşımıza çıkıyor. Aslında tek bir demir eksikliğinin dahi olabileceği sonuçları sıraladığımızda ne kadar farklı yerlere gidebileceğini şimdi örneklemiş olduk. Oysa ki dengeli, yeterli, çeşitli ve karma bir beslenmede ihtiyacımız olan porsiyonları tükettiğimiz takdirde saçta, deride, gözlerde, vücudun genel ağırlığında, sağlık durumunda ve bağışıklıkta iyi sonuçlar elde edebileceğimizi görüyoruz. Aynı zamanda çeşitli alerjilerin veya intoleransların da yine bağırsak mikrobiyotasına bağlı olarak yani yine besin çeşitliliğini yeterli sağlamadığımız için karşımıza çıktığını söylemek de yanlış olmaz. O yüzden özellikle saç dökülmesi belirtileri varsa veya genel olarak kendimizi yorgun hissediyorsak, genel olarak halsiz, solgun ve elastikiyetini kaybetmiş bir cildimiz varsa veya çok yorgun, mutsuz ve enerjisiz hissediyorsak besin kaynaklarımıza ve besin çeşitlerimizi mutlaka bir irdeleyelim. Acaba günlük tüketmemiz gerekenden ne kadar az, ne kadar yetersiz veya ne kadar fazla tüketiyoruz? Günlük düzenli olarak bunu sorgulayalım. Aynı zamanda market alışverişlerimize gittiğimizde de yoğun kalori içeriğine sahip gıdaları almamaya ya da kolay ulaşılabilir yerlerde bulundurmamaya gayret edelim. Saç dökülmesinden bahsetmek istediğimi programın başında söylemiştim. Evet, saçlarda biyotin yani B7 genelde şampuanlarda veya kremlerde bunu çok sıklıkla görebilirsiniz. Neyi sağlar? Keratin üretiminin vücutta artırılmasını sağlar. Fakat saç dökülmesini tetikleyen bazı
sorunlar olabilir. Mesela ağır ateşli enfeksiyon hastalıkları, işte çok kanamalı rahatsızlıklar, sağlıksız, hastalığa bağlı, ani kilo kayıplarına bağlı vitamin mineral yetersizliklerinin oluşması, D vitamini yetersizliği ve demir eksikliğinin olması saç dökülmelerini kısa zamanda tetikleyebilir. Eğer böyle ani bir durumdan kaynaklıysa yerine konacak ikame takviyeler ortalama 4 ayda bu gidişatın iyi yönde çevrilmesine yardımcı olabilirken, eğer beslenme problemleri hala devam ediyor, yetersiz besleniyor ve almamız gereken vitamin mineral desteğini gıdalardan sağlayamıyorsak maalesef takviyelerin de %100 işe yaradığını söylemek mümkün değildir. Aynı zamanda biyotin tek başına değil, akabinde selenyum, çinko, demir, C vitamini ve D vitamini ile birlikte daha iyi bir etki gösterir, saçı besler, saç köklerini uyarır. Dolayısıyla sıklıkla karşımıza çıkan kadınlarda saç dökülme probleminin aslında altında yatan sebeplerden biri de demir eksikliği olabilir. O zaman ne yapıyoruz? Bugün ilk olarak gerçekten saç dökülmemiz var mı? Cildimizde solgunluk, kuruluk, gözlerimizde, bakışlarımızda yorgunluk, halsizlik veya genel olarak enerjisizlik hissimiz var mı? Önce buna bakıyoruz. İyi beslendiğimizi bir değerlendiriyoruz. Bunu tabii ki ne yapabiliriz? Bir haftalık ya da en yakın hatırlayabileceğiniz şey nedir? Hafta içi 2, hafta sonu 1 gün, yani ne olabilir? Pazar, pazartesi ve salı günlerini bir not defterine yazarak neler yediğinizi en ufak detayına kadar lütfen belirtin. Şeker tüketiminiz fazlaysa, asitli gazlı içecekleri sofranızdan ayırmıyorsanız, yemeklerde doymuş yağ fazlaysa, bu da hayvansal yağ grubuna ifade eder ve aynı zamanda kızartma yöntemini çok kullanıyor, rafine edilmiş beyaz un ve tahılları çok fazla kullanıyorsanız besin eksikliklerinin görülmesi muhtemeldir. O yüzden kendimizi bir değerlendiriyoruz ve hemen bir beslenme uzmanının kapısını çalarak iyi beslenip kendimizi iyi hissedecek ilk adımı atıyoruz. Bu hafta sizin için yeni, sağlıklı ve iyi bir başlangıç olsun. Ne kadar iyi beslenirsek, ne kadar doğru seçimler yaparsak o kadar iyi hissederiz. Bunu asla unutmayın ve iyi görünürüz. O yüzden bugün konumuz güzellik, sağlıklı beslenme ve sağlıklı yaşam oldu. Kendinize iyi bakın, iyi haftalar, hoşça kalın.